Bilindiği gibi İmralı'da bulunan müvekkillerimiz Sayın Abdullah Öcalan, Sayın Hamili Yıldırım, Sayın Ömer Hayri Konar ve Sayın Veysi Aktaş'tan 25 Mart 2021 tarihinden beri yani 38 aydır hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Müvekkillerimizin maruz kaldığı alıkonma hali spesifik yasaklama ve disiplin kararlarından ibaret olmayıp dış dünya ile bütün temas araçlarının aynı anda ve kesintisiz olarak engellenmesi niteliğinde olan haber alamama halidir. Avukat ve aileleriyle fiziki temas kuramadıkları gibi telefon ve mektup ile iletişimleri engellenerek asgari bir iletişim kanalına dahi izin verilmeyen bir mutlak iletişimsizlik seviyesidir. Bu engelleme hali yakın aile bireylerinin vefatı, salgın hastalık ve müvekkillerin ailelerinin doğrudan maruz kaldığı deprem koşullarında da devam etmiştir. Yarıda kesilen 25 Mart 2021 tarihli telefon görüşmesinden sonra her dört müvekkilimizden de bir daha haber almak mümkün olmamıştır. Bu koşullarda müvekkillerimizin sağlıkları ve tutulma koşulları hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Disiplin yaptırımlarının ve kısıtlama kararlarının İmralı Cezaevi'nin toplam mahpus nüfusu olan her dört müvekkilimize birden ve aynı anda uygulanması, bu yaptırımların kesintisiz olmasının yanı sıra dış dünya ile temaslarını sağlayacak diğer haklarla beraber engellenmesi, 5275 sayılı yasada yasaklanan toplu, zalimane, insanlık dışı cezaların uygulanması niteliğindedir. Oysaki işkence yasağı herhangi bir kısıtlamaya olanak tanımamaktadır. Olağanüstü hallerde dahi işkence ve kötü muamele yasağının askıya alınması mümkün değildir. Bu işkence ve kötü muamele durumu kesintisiz devam ederken kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz ki İmralı'daki müvekkillerimizden müebbet hapis cezasından hükümlü olan Sayın Veysi Aktaş 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezasının infazını tamamlamıştır. Yani pazar günü şartlı tahliye hakkı bulunduğundan serbest kalması yasal zorunluluk olmasına rağmen serbest bırakılmamıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce hazırladığı müddetnameye göre de 28 Nisan'da tahliye olması gerekiyordu. Bu süre zarfında İmralı mutlak tecrit koşulları nedeniyle hiç olmazsa mektup aracılığıyla hukuki yardım sunup tahliye işlemlerine dair görüşlerini almak istedik. Bu amaçla kendisine farklı tarihlerde iadeli taahhütlü olarak mektuplar gönderdik. Fakat bu mektuplara yanıt alamadık. Tecrit koşulları nedeniyle mektupların kendisine ulaşıp ulaşmadığını bile teyit edemiyoruz. Ayrıca yakın tarihlerde tedbir mahiyetinde savcılığa ve infaz hakimliğine başvurarak müvekkile hukuki yardım sunabilmek için infaz evraklarının örneğinin tarafımıza verilmesini talep ettik. Ancak bu taleplerimiz de cevapsız bırakıldı. Devamla Sayın Aktaş'ın tahliye edilme zorunluluğu nedeniyle 28 ve 29 Nisan tarihlerinde avukatları olarak Sayın Aktaş'ı karşılamak ya da tahliyesine engel bir hal varsa bunu öğrenerek gereken itirazları yapmak için girişimlerimiz oldu. Ne yazık ki gözlem kurulu kararıyla tahliyesinin bir yıl ertelendiği bilgisini İmralı Cezaevi İdaresi'nden sözlü olarak edindik. Bu karar açıkça yasaya ve hukuka aykırı olup Sayın Aktaş'ın özgürlüğünün gaspı anlamına gelmektedir. Sonradan yasalara getirilen aleyhe düzenlemelerle bu kararın alınması meşru değildir. Diğer taraftan talep etmemize rağmen bir yıl erteleme kararı tarafımıza verilmemiştir. Gerek talep dilekçelerimiz, gerekse de avukatları olarak vermeye yetkili olduğumuz itiraz dilekçelerimiz ilgili merciler tarafından alınmamış, işleme dahi konmayarak görev suçu işlenmiştir. Sayın Aktaş'ın tahliyesinin engellenmesi, bu konuda başvuru kabul edilmemesi, bilgi paylaşılmaması, 38 aydır haber alamama koşullarında tutulan müvekkillerimizin durumunu daha da hassas kılmaktadır. Avukat ve aile ziyaretlerinin engellenmesinden öte, İmralı'nın farklı şahsiyet ve kurum ziyaretleri dahil, denetim mekanizmalarının ziyaretine kapalı tutulması,
yakın akrabaların vefatı, ağır hastalık ve doğal afet gibi durumlarda dahi temasa izin verilmemesi, müvekkillere ilişkin bilgi taleplerinin yanıtsız bırakılması, spiti raporunun açıklanmasına onay verilmemesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin tedbir talebine geçen bu süreye rağmen uyulmaması ve bütün bunlarla beraber nihayetinde Sayın Aktaş'ın şartlı tahliye süresi dolmasına rağmen serbest bırakılmaması, bu sürecin avukatsız yürütülmesi azami düzeyde şüpheleri haklı kılacak nitelikte gelişmelerdir. Müvekkillerimiz ilerleyen yaşlarına rağmen çok uzun süredir sağlıkları bakımından yıpratıcı olan ağır cezaevi koşullarında tutuluyorlar. Kronik sağlık sorunlarının yanı sıra gerek yaşa bağlı gerekse de uzun süredir tutuldukları ağır cezaevi koşulları nedeniyle bir dizi sağlık sorunlarına sahip olmaları kaçınılmazdır. Müvekkillerimizin maruz kaldıkları muamelenin işkence ve insanlık dışı olduğu iddiasına rağmen hükümlülerin infaz koşullarını gözetlemek ve dışarıyla ilişkilerini sağlamakla yükümlü olan infaz hakimlikleri inkomunikado tutulma haline gerekçe oluşturan yasak kararlarını doğrudan veren merci pozisyonundadır. Ancak sorumlular hakkında yapılan şikayet ve suç duyuruları cevapsız bırakılmakta, herhangi bir soruşturma yürütülmemektedir. Evrensel hukuk normları ve insanlık değerleri gereğince işkenceye karşı geliştirilecek her girişim aynı zamanda ülkenin demokrasiye ve insan haklarına duyarlı kılınması için de yüksek değer içermektedir. Bu nedenle kendini sorumlu hisseden herkesten hassasiyet beklediğimiz gibi yetkililerin bir an evvel yasal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerini ve işkence durumuna derhal son vermelerini bekliyoruz. İmralı kapıları özgürlük yönünde açılmalıdır. Bu kapsamda 30 yıllık infaz sürecini bitirmesine rağmen özgürlüğünden alıkonan Sayın Veysi Aktaş'ın zaman kaybedilmeksizin serbest bırakılması ve İmralı'da tutulan müvekkillerimizin maruz kaldıkları 38 aylık alıkonma koşullarına derhal son verilerek aile ve avukatları ile görüşmelerinin sağlanması yönündeki beklentilerimizi hak ve hukuktan, demokrasiden, insani vicdan ve değerlerden yana olan herkesin ilgisine sunarız.